Şunu da basacağım hızlı hızlı. Hatta E'yi de basayım. Minimum hasar alayım buradan. Çünkü ben buradan... Aha şuraya dikkat dikkat dikkat. Kanka. Ah be. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çok güzel çok güzel çok güzel. 2'de 2. Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Nihayet haftalık işim bitti. O yüzden video çekmeye zamanım oldu. Warwick oynayacağım. Jungle için aslında çok fazla bilmiyorsanız benim gibi ben de çok fazla ormancı oynamış bir insan değilim. O yüzden hatalar da yapabilirim ama olay şu ki eğer çok fazla ormancı oynamadıysanız ne zaman kamp temizleyeceğinizi, ne zaman gank atacağınızı kolay kolay kestiremeyeceğinizi düşünüyorum. Veya ne zaman karşı ormana dalıp dalamayacağınızı kestiremiyor olabilirsiniz. Ama Warwick bu konuda size birazcık yardımcı oluyor. Çünkü canı az olan adamlar size bir sinyal gönderiyor. Bir kan yolu açılıyor size. Hani bu şekilde en azından çok fazla kestiremeseniz bile ha burada bir kill var diyerekten oraya doğru yardırabiliyorsunuz. Ve en azından böylelikle gank atabiliyorsunuz. Bu da size bir başlangıç olarak benim düşüncem en azından ormancı olarak hani başlamak hangi hero ile başlayayım hangi şampiyonla başlayayım diye düşünüyorsanız başlangıç şampiyonlarından bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm ve ayrıca o kadar da zor değil oynaması. Q'su birazcık hani arkasına geçme olayı falan var eğer basılı tutarsanız ama yani hani o kadar da komplike bir şey değil. W'su zaten basit bir şey. E'si aynı şekilde çok hasar azaltıyor. Bastığınızda korkutuyor yanınızdakileri falan. Ultisini biraz belki kaçırabilirsiniz. Onun dışında diğer şampiyonlara göre çok daha kolay bir şampiyon. Ve takıma baktığımızda AP hasarımız güzel, AD hasarımız güzel. Hasar olarak inanılmaz yüksek hasar olan bir takımız. Takımda deli dehşet bir hasar var. Özellikle late game'e kaldığımızda. Karşı tarafta da hasar var ama Xinjiao ve Pantheon öyle çok 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 deli gibi late'de hasar bırakabilen şampiyonlar değil. Orta oyunda tabii ki güzel vuruyorlar early'de falan ama late game'de o kadar fazla hasarları yok. O yüzden oyunun yüksek son safhalarına kaldığımızda bizim hasarımız daha yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Rune seçimini oyun başlayınca yukarı tarafa koyacağım ben oradan bakabilirsiniz. Henüz Warwick'in hikayesini de yapmadım. Onu çok fazla ilgim çekmiyor Warwick ama hikaye olarak çok fazla çekmiyor. O yüzden varsa isteyen falan yapabilirim ama şimdilik önceliğim arasında yok. Şöyle bir takıma baktığımızda oyuna baktığımızda Xinjiao'nun hikayesi kanalda var. Vlad'ın hikayesi kanalda var. Darius'un hikayesi var. Kai'Sa'nın hikayesi var. Tristana'nın hikayesi var. Kayla'nın hikayesi var. Yani bu durumda kaç yaptı? 2, 4, 6 yaptı değil mi? Yani 6 tane 10 şampiyonun 6'sının hikayesi şu anda kanalda var. İzlemek isterseniz onları da kanaldan bulabilirsiniz. Oyunda başlamak üzere haydi bakalım. Çok fazla ormancı oynamadım belki ama çok fazla Warwick de oynamadım. O yüzden ufak ufak şimdiden yerini hazırlayayım. Hatalarım olabilir ama haydi bakalım. Aranızda da bu arada ormancı mainler varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Yanlış yaptığım yerleri ki geliştirebileyim kendimi. Burası çok uzadı ya. Oyunun başına ben yazı koyarım burayı atlayabilirsiniz diye. Kalanlar için teşekkür ediyorum şu ana kadar. Aynen, pota başlamaya gerek yok çünkü can çekmeyle alakalı bir şampiyon olduğumuzdan dolayı ürünleri de böyle koydum. Şu çok daha mantıklı oluyor %50'lik can artışı. İlk olarak W ile başlamak çok daha mantıklı oluyor çünkü bu sizin ormandaki hızınızı arttırıyor jungle temizlerken ve oldu da hani düşük canlı bir şey olursa sizin ilk kampınızdan sonra genelde bu şuradan falan çıkabiliyor. Eğer tek başına kesiyorsa. O yüzden bedavada bir kill olabiliyor bazen. Ben Q ile başlamayı, E ile başlamayı da dedim ama hiç çok yani W'den aldığınız verimi alamıyorsunuz o taraflardan. Bu yerleri bir ayarlayalım bakalım. ADC buraya. Bu adam sport gidiyor. Bu adam mid gidiyor. Böyle bu buraya. Mid gideceğini tanıyor. Tahmin ediyorum. Vlad'ın. Emin de olamadım şimdi. Kim sport gider? Pantheon sport çok daha mantıklı aslında ama. Öyle biraz daha mantıklı geldi bana. Dur bakalım. Yine karşı tarafta bilemeyeceğiz bunu. Bir yaklaşık 30-35 saniye daha. 40 saniye daha. İyi yukarıya öyle bir tutuyor bizim adam. Çok fazla maç oynamış insan var mı diye bakıyorum. 26 oyun oynamış. Bizde Aatrox var. Karşıda ise 21 oynamış. 21 oyun oynamış. Bir Kai'Sa var.
Bir iki gündür daha hastaydım, böyle midem yanıyor ya şu anda da. Bir acı çekiyorum resmen. Klavyemi de biraz ayarlayayım. Tamam, şu anda biraz daha hızlı vuruyorum. Buraya hiçbir şey atmayacağım. Ya, ikinci olarak burayı alacağım aşağı. Aslında kırmızıdan başlamanızı ben tavsiye ederim size. Çünkü mavilik bir durumunuz yok. Keşke ben de kırmızıyla başlasaydım. Bu biraz benim hatam oldu. Siz başlayacaksanız gidip kesinlikle kırmızıyla başlayın. Çünkü can fazla kaybetmiyorsunuz. Ben buradan bir yardıracağım ama aynen Pantheon oradaymış. Ben kırmızıyı alacağım. Çünkü mavinin etkisi şu anda çok azaldı mesela. Gitti %25'i falan. Ve ben bundan hiç yararlanamadım. Bir yerlerde can eksik. Şey adam o. Karşı jungle'da olabilir. Kai'Sa da olabilir o. Aynen Kai'Sa. Hadi bakalım şimdi yardırıyoruz. Buraya atacağım ben muhtemelen çarpımı. Daha hızlı kesmek adına. Canla alakalı bir sorunum yok aslında ama gerçi kestim ya. Çarpa hiç gerek kalmadı. Tamam. Burayı bir zorlayabilirim. Flash'im var. E'm yok ama. Orada güzel pozisyon çıkar mı? Bana emin değilim. Gir kanka. Tamam, orada tam şey yapacaktım en azından. Belki oradan biraz daha sert çıkartırdı. Bana çok büyük bir zararı yok bunun. Şu anda bir baskı yemezsek en azından flash'ını aldık. Ben buradan golemlere gideceğim. E'm açık olsaydı orada kill alma şansımız olabilirdi belki ama düz sadece flash almaya gittim oradan. Şunu da basacağım hızlı hızlı. Hatta E'yi de basayım. Minimum hasar alayım buradan çünkü ben buradan... Aha şuraya dikkat dikkat dikkat. Kanka ah be. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çok güzel çok güzel çok güzel. 2'de 2. Flash atmadım. Bir an şey yapacaktım, üzülecektim ona ama çok güzel oldu. Güzel bir başlangıç oldu. Buradan şimdi şunu zımpıkçı diye de alalım. Ondan sonra tekrar şey yaparız. Oyun oynamayalı da 2 gün 3 gün falan oldu. Bir insanın elleri titriyor böyle ganklerde ve kritik ganklerde özellikle. Tamam çok güzel. W'ye vermeye devam. Mid'de en azından bir darlama operasyonu yapabilirim diye tahmin ediyorum. Ay ay. Tamam çok güzel. Rahat bir kill oldu öyle. Çok zorlamadım. Sadece kana uzun önce atmasını istedim ben adamın. Neyse ki onu da attı. 3-0 oldu bizim oyun. Aşağıda o aşağıda canlar da azmış ama. Şu ekranım da bir gitmese benim. Şunu atacağım buraya mecburen. Aşağıya full canla gitmek istiyorum. W'ye bir kez daha verdim. Güzel bir başlangıç. Çok fazla da param var. Geliyorum oraya. Oradan bir iki kill daha alabilirim. Çok güzel ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Kanka. Yardım. Ah, biraz yanlış mı oynadım dersek. Neyse en azından mavi kırmızı onda kaldı. Ben alabileceğimi düşündüm de biraz fazla abarttım ya. Bu tamamıyla benim hatamdı. Neyse item'ımızı alalım. Şu ayakkabı. Ayakkabı lazım. Böyle gidelim. Yukarıda olaylar kapıyor. Yukarı doğru gidiyorum ben. Ölme lütfen. Hiç hoş olmadı. Daha güzel oynayabilir miydim? Yani fırsatım vardı ama. Ay, niye W'ye bastıysam? Şey E'ye bastıysam. Kuşları alacağım. Ondan sonra bir mid'e doğru gideceğim. 6 olmak da istiyorum açıkçası. Oy 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 oy. Zorlar mı bu adam bunu? Vurabildiğim kadar hasar vurmak istiyorum. Tamam. Tamam benim için hiç sorun değil çünkü ben buradan deli gibi can çekeceğim. Bu adam yeter ki şey yapmasın böyle çok fazla.
Tamam, haydi haydi haydi. Biraz daha bekle, sabret biraz. Tiamat çok önemsiz jungle temizliği yaparken. Ne yapsak, ne trafiksek? Ben bir maviye doğru gideceğim şimdi. Biraz hala üzgünüm orada o kili verdiğim ama en azından orada Tristana'da mavi kırmızı kalması çok önemliydi. Zorlar mı, zorlar mı, zorlar mı? Ultim yok. Mavi alacağım önce. Sakin olun arkadaşlar. Kanka sen çok zorluyorsun sanki ya. Sen çok zorluyorsun ya. Çok gereksiz zorluyorsun. Sen ultim bile var senin. Bu takım biraz acemi herhalde ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Antiyon bu tarafa doğru koşuyor. Geldim, geldim, geldim. Tamam. Burası da rahat bir kill oldu. Şunu da alayım öncelikle. Buradan deli bir para kasarım. Olmadı, hatta bir mide falan da gidebilirim de şunu almak istiyorum öncelikle. Canı çok az. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Sabret, sabret, sabret. Lütfen sabret. Bu adamın kırmızısı mavisi var mı acaba? Ha, kırmızısı var. En azından ben de kırmızısındayım. Ölmese orada bana avantajı olur. Bana çok büyük avantaj sağlar yani. O da ben buradan ejderha falan da alabilirim. Çok seri bir şekilde. Şuraya çekeyim de ne olur ne olmaz. Tamam, çok güzel. Bir kez daha W'ye veriyorum. Başladım şu anda. Hızlı hızlı alacağımı düşünüyorum ama. Biraz canını düşürebilsem. Çekeyim şunu da. Ben E'mi harcadım. Canı bayağı düştü bu zımbırtının. 540 vuruyorum. Tamam, çok güzel. Harika. 20 saniye daha benim bekleyebilirlerse güzel olur aslında. Çok fazla atraksiyon yapmadan. Bunları da alayım ben. Geleceğim, 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 geleceğim. Madem geri çekiler, ben kurtları da alacağım. Ondan sonra base atacağım. Sonra tekrar ben bir yukarı tarafıma doğru gideceğim. O yüzden E'mi falan da atıyorum burada rahat rahat. Tiamat'ı ilk başlamanız avantaj ama ardından Tiamat almanıza çok gerek yok. Ben ikinci item olarak belki ilk olarak şunu bitireyim bir de. Kitle kontrol, mitle kontrol düşünüyorum. Şunu da bir alacağım. Canı çok az bu adam. Düz atak mı yoksa? Kitle kontrol de çok fazla yok ya karşıda. Öyle deli gibi kitle kontrol yok sanki, aynen. Hiç gerek yok şeye. Kanka sen destek istiyorsun ama. Ultin yok senin ya. Sanki ben oraya giremeyeceğim gibi. Şu adamı görürsem belki de totemi var. Yukarıda öldü mü? Karşılıklı alıştılar herhalde. Neyse. Şurayı alıp geleceğim. Aşağı tarafta birazcık sabretse. Kendimi göstermeden şöyle geçebilirsem. Çok fazla canı var. Karşı ormana girebilirim şu anda. Beni kesemez diye tahmin ediyorum ben bu adam ama. Ortada yine olaylar dönüyor. Öldün mü kanka? Öldün değil mi? Bu adam çok fazla zorluyor gerçekten. Patlasın da aynen, base'e gidemesin bir. Ben girip aslında çıkabilirim onunla ya. Allah'ım, tam oraya gidiyordum, ekran gidiyor. Benim bilgisayarda bir sorun var, böyle ekran simsiye oluyor, ondan sonra geri geliyor. Tam ileri adım attım. Ekran gitti, o yüzden dedim göremem göremem şey olmasın. Bir de doğru gidiyorum. Yukarıda da deli az canlar var herhalde.
Burada da birinin canı çok az. Adam yukarıda şeyi aldı. Biraz baskım düştü. İleri doğru bir hamle yaparsa gireceğim ben ona. Tamam, çok rahat oldu ki. Erken attı o şeyi. Ben de biraz erken attım ama bana cezası kesilmedi. Şu anda nerede bilmiyorum o adam. Geleceğim ben de o tarafa doğru. Buradan biraz can yenileyebilsem iyi olurdu. Şeyi de atayım bari. Hızlı hızlı. Kaçmasını istemedim orada Vlad'ın. Geldim kanki. Önce bu. Tamam, sonra da bu. Tamam, çok rahat oldu. Oy. Gideyim bakalım, bir mavisi kırmızısı bir şey var mı bu adamın? Hala doğmasını çok var. Mavisi de varmış, güzel. Hala gerginliğim sürüyor ya. Ben tekrar bir mide geliyorum. 2000 param var. Zaten hasarınız çok fazla çıkıyor. Geldim. Wow, çok vurdu. Ohoho. Bu kadar hasar hiç beklemiyordum. Ultin kanka. Vlad çok vurdu gerçekten. İyi aldı çıktı bizim adam da. Ben o kadar hasarı beklemiyordum gerçekten ya. Neyse. Şu item... Aa, bunu yanlış yaptım ben. Bunu değiştirerek bunu alacağım. Ondan sonra şuna gideceğim. Ayakkabıyı önce bitireyim de. Ayakkabı şu olsun. İkinci item de bu. Sizin pasifinizi falan çok fazla etkiliyor. Bu can çalmanızı falan inanılmaz etkiliyor. Ben ejderi vermek istemiyorum. Şuradan bir iki tane geride kalmamak adına jungle alacağım. Orman temizleyeceğim. Ondan sonra gidip zorlama kanka oraları. Ejderha falan. Tiamat'tan sonra direkt Hydra'ya falan gitmenize gerek yok. Çünkü Tiamat'ın size sağladığı bu yanlara vurma etkisi ve şu aktif özelliği çok çok önemli. Onu kullanmanız çok daha mantıklı. Asıl önemli olan da zaten sizi kullanmanız gereken de o. İşte mana da istemiyor. Ben şuraya bir tane totem koysam da iç tarafı görsem yeter. Tamam. Boş ver. Sal burayı. Görüşleri var adamın da. Oo, bedava kill. İşte bundan bahsediyordum. Hiç bakmadığım halde. Bir kill daha gelir herhalde buradan. Kanka. İyi, güzel. Orada E kaçtı mı benim, öyle bir şey gördüm sanki de. Çok ilginç. Bastığıma emindim ya ben ama. Neyse. Slow'dan dolayı biraz korktum fakat yine de sıkıntı olmadı. Şuradan ben kırmızıyı alıp geleceğim. Canım da hızlı da olsun diye atıyorum şeyi. Geldim 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 geldim, bekle. Tamam. Orada önce adamın stun'ının bitmesini bekledim. Ondan sonra E'ye bastım ki çifte şey olsun diye. Rahat rahat da bir kill aldık. Ama kırmızıyı bırakmadım. Orada belki de adam ölecekti ama ne yapalım, o riske girdim. Bir şekilde ölmedi. Şu anda iyi gidiyoruz, 7-2. Şu anda çok 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 daha iyi olabilirdi. Ben jungle main, ormancı main olsaydım bu şey olurdu ama orada tekrar ölmek istemiyorum. Ama gideceğim. Kapış kanka. Neyse, kan havuzunu attı en azından. 20 saniyesi var. Ben şuradan şu zamazingoları alayım.
Oradan da gideceğim. Şu ejderi almak istiyorum. Ya da dur bir top lane'i bir daha alalım ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ultim yok ama. Darius'u darlamak çok iyi oluyor. Çok fazla da ileride oynuyor Darius. Tamam vur kanka al sana. Ultin çok gereksiz açtın ama olsun. Bizim takım ne oldu la yok olmuş. Haritada adam yok. Ben oraya gideceğim ama çok da bir şansım yok gibi sanki ya. 100 gold daha alayım da ondan sonra şey yapayım. Ejder gitti burada yapacak hiçbir şey yok. Yapacak bir şeyler var aslında ya. Gidiyorum ben de. Yok öldü artık. Ulti ile girip falan bir şeyler yapabilirdim de. Neyse. Buradan bir iki kamp daha alayım ben. Full atak da gidebilirsiniz. Full hasar da gidebilirsiniz Warwick'le. Nasıl oynayacağınıza bağlı yani. Nasıl oynamak istediğinize bağlı. Eğer çok fazla hakimseniz şampiyona kesinlikle yapabilirsiniz. Çünkü inanılmaz hasarınız oluyor ama ben bu biraz da benim de alışım oyunum olduğu için ben böyle bir şey tercih ettim. Ama size de bir gösteri olmuş oluyor en azından. Yani çok fazla bilmediğiniz bir şampiyonla nasıl oyunun kaderini değiştirebiliyorsunuz. Sonuçta hasarınız zaten yeterince var. Önemli olan şu canı %50'nin altına indirmek. Sonra zaten pataküte vuruyorsunuz. Ben o yukarı tarafa doğru bir gidiyorum. Orada olaylar döndü. Dönmeye de devam edecek. Geldim, geldim, geldim. Burada varsa gelen onları da alırız. Bende mavi var, sen alabilirsin kanka. Sorun değil. Ve bir tane totem. Görsem orada Kayse'yi atlardım üstüne de. Wow! Aman tanrım, ultiyi gördünüz mü? Ulti dağlara taşlara. Neyse. Buradan burayı alabiliriz herhalde ya. Kaçış için pek bir şeyim yok benim ama. E var şu anda. Çık 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 çık. Kanka ultim var senin ama ben girmeyeceğim ya oraya. Çok kalabalık oldular. Saldım ben seni. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bu da benim hatamdı. Ben orada şeyi takip edemedim ya. Bizim top lane'in geldiğini takip edemedim. Adam ışından da mı geldi, ne yaptı bilmiyorum ama. Bu da benim hatamdı. Yani ne yapalım ya. Sterak atağı yükseltir aslında. Sterak mı alsam yoksa... Bu atak hızını artırır. Yoksa önce bunu mu bitirsem? Sanıyorum önce böyle bir şeye gitmem daha mantıklı olacak gibi. Neyse en azından bir kill alabildim orada da. Bu adamı tutuşturur bana kötü oluyor ya. Benim can çalmamı falan bayağı kesiyor. Hoş değil, hiç hoş değil. Neyse. Şu an karşıda bir adam gibi oynayan, düzgün oynayan mid lane'leri var. Onun dışında support da fena değilmiş ama. Geliyorum. Açtım ben onu. Geldim, geldim, geldim. Ultim var. Bu adamın kan havuzu yok şu anda. Gir, 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 gir. Ay, yanlış adama gitti. Bu adamı keseriz biz de. Tamam, çok güzel. Son anda geldi. O da Darius'a kısmet oldu. Baron falan da alabiliriz aslında. Aynen. Gidebiliriz ya. Baron alabiliriz. Şu anda hasarımız yüksek. Brand'imiz var. Tristana yaklaşıyor. Alırız burayı çok rahat. Tamam. Bildiğim kadarıyla Baron'a vuran kişi %50 daha az hasar veriyor. O yüzden hani tanksanız mesela şu anda en az hasarı olan benim burada. O yüzden benim vurmam daha iyi. Çünkü benim hasarımı %50 azalması
Çok büyük bir sıkıntı değil. 760. Oo, çok kötü. Bir şey olsa resmen kaçırma şansım vardı. Buradan golemleri falan da alayım. Çok fazla şey yaptım. Saldım orman temizlemeyi. Bizim takım da maşallah. Ataküte. Ne kadar para lazım? 975, o da bitmiş zaten. Çık çık. Tamam. Bir base atalım. 975. Ondan sonra yine tercih olarak çeşitli şeyler deneyebilirsiniz ama ben hız olarak şunu seviyorum. Veya Sterak da olabilir. Geleceğim, geleceğim, geleceğim. Onu ve ben de vermek istemiyorum ama ortadan ittirdi. Top lane'i tutmaları lazım. Onu zorlarlarsa biz burada bir fırsat yakalayabiliriz. Tamam, ben burada direkt kaçtım. Oradan zorlasın bizim adam. Ah be. Yani biz elimizden geleni yaptık ama. Top'a biraz şans tanıyalım dedik. Olmadı. 4 kişiler buradan bahsediler. Bir kişi iki kişi dönseydi bari. Hızlı alabileceğimizi düşündüm yani şeyi. Nedir? Vladimir'i olmadı. Vladimir zaten şu ana kadar bana en çok sorun yaşayan adam oldu. 3 kere sanıyorum. Onun olaylarıyla öldüm ben. Hatta 4 bile olabilir. Bayağı da güvenli oynuyor adam kendini. Gir kanka. Baron'un var, alırsın sen orayı. Orada da yapabildiğini yap. Tamam, çok güzel. Kule alır orayı. Helal lan. Süpersin. Orada da bir mavi var. Maviyi de alırsanız. Dostlar. Sterak mı? Sterak şu an bana daha mantıklı geliyor. Ben karşının mavisine doğru, ya da dur, aşağıda olaylar. Çok güzel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Menzilde değil W. Orayı yalan ederiz, talan ederiz, dolan ederiz. Ben geldim oraya. Gel 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 gel. Tüh, zaten yakalanmamıştı ona. Şu slow kötü oldu ya. Benim onca hızıma rağmen. Onu sen al. Ben şuraya bir totem. Şuradan kırmızıyı sen mi alacaksın kanka? Al. Her şeyde çöküyorsunuz. Güzel başladık. Ejderleri de 2 tane verdim ya. Karşı jungle çok fazla görev yaptı. Bana kıyasla. 3 kişiler bu tarafta. O yüzden ben de geri çekiliyorum. Gideyim ben buradan maviyi alayım. Bu adam da oradaki maviyi aldı zaten. Aşağıyı oynayabileceğimizi düşünüyorum ben. Bizim Tristan'a gitmese. Gidecek mi? Gitti. Ben tutarım orada kuleyi. Tıt 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 tıt. Keserim herhalde ben bu adamı ya. Değil mi? Güzel kanka, haydi haydi haydi. Hiçbir şey kalmadı. Oh, iyi can. Biraz garantici oynayayım dedim de. Vlad hala ölmedi mi? Şaka mı? Dikkatli olalım. Yukarıdan şey çok fazla yardırıyor. Bu adam bizi keser mi? 1-2 vuruş ve düz vuruşla keser. Benim can doldurmam lazım. Can doldurmak için de bir şeylere ihtiyacım var. Vuracak bir şeylere ihtiyacım var. Tamam, güzel. Orada bir şey yapmadım. Tek yaptığım adam geri çekerken can çekmesin diye geri adım atmam oldu. En azından oradan şey oldu. Dikkat dikkat dikkat. Ultini at kanka. Ultini önceden atmalıydın. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum.
Tamam. Tamam, çok güzel. Çok rahat. Oh. Ultiyi aslında bu adamı da saklayabilirim ben de. Dikkat kanki. Ölme. Ultin var değil mi? Ölebilirsin. Keşke ulti atsaydın. Ben şurayı bir temizleyeyim. 30 saniye sonra şey var. Şunu atacağım. Ben nasıl tekrar oraya, barona gidene kadar çarp dönecek. Haydi bakalım. Geliyorum. 1500. 800 bunu bitirsem. Bunu bitirsem ondan sonra. Haydi bakalım. Ben 15 seviyeyim. Şu anda en yüksek 16 olan var mı? Yok, 15. O 17 olan var. Zaten belliydi biraz. Karşı Vlad'ın bir şeyler yapacağı. Birkaç saniye geç kaldım ama. Orada o alanı, adamı yalan edebiliriz. Güzel. Ultimi atmayacağım ben ona. Tutmadım o gerçekten. Dikkat. Ultime 70 saniye var. Çok fazla zaman var ama girip alabiliriz. Oy, çok kötü öldü. W3 5 saniye var. Burayı savaşmalı mıyız yoksa çıkmalı mıyız emin değilim. Tamam, nasıl olsa jungle yok. Ben burada çarp avantajımıza güveniyorum. Haydi bakalım. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Tamam. Orada flash biraz gereksiz oldu ama. Tamam, çok güzel. Burayı da alırız. Oldu da bir şey olur diye attım ben ama. Bu oyun öyle. Önceki oyunlar kadar süper bir oyun olmasa da elimizden geleni yapmış olduk. Çarpı atmadım orada şeyi. Tamam, bu sefer fena değil. En son 600'ü gördüm. Ben şuradan şeye de gidiyorum. Çarpı orada Kaisa'yı atmayı düşündüm hasar düşürmekten, düşürme dolayısıyla ama ondan sonra dedim şimdi barona marona atamam, bir şey olur, saçma sapan bir durum ortaya çıkar falan. Ultim var. Zaten karşı jungle'da burada yok. Ben burayı rahat alırım Tristan'ın da yardımıyla. Tamam. İyi. Sterak da geldi. Artık birazcık daha fazla hasarım var. Son item olarak sanıyorum şey alacağım ya. Bu aklın sonunu alacağım. Hem hasarımı arttırma açısından güzel olacak. Hem de Vlad'ın hasarını biraz daha kısar diye tahmin ediyorum. Çünkü rakip zaten o kadar fazla vuramıyor. Şunu biri alırsa çok iyi olur. Geliyorum. Ona yardım edeni de keseriz. Tamam. Çok güzel. Ulti hiç gerek var mıydı? Yoktu aslında. Tamam, o da ölecek. Ben peşindeyim senin kanka da. Geldim. Tamam. Güzel. Aslında E'yi biraz daha bekletebilirim ben bu adamın havuzundan sonrasına ya. Da oyun bitti artık. Bundan sonra çevirmelerinin imkanı yok. Çünkü bizim Kyle oldu 17 seviye. Tristana çok büyüdü. Oyunun başında dediğim gibi yüklenme ekranında söylediğim gibi bizim oyun sonu hasarımız inanılmaz fazla. Ve şu anda bizim supportumuz bile gerektiğinde 3 kişiyi falan alabilir. Yani gerektiğinde dedim hani tutturursa falan skilllerini. Neyse, bu oyunda bu kadardı. Hasarım ne kadar bir ona bakacağım. Çok fazla yüksek olmadı sanırım.
Bizim takımımız full kapışmalı geçirdi. Çünkü mid lane deli gibi kapıştı. Top lane deli gibi kapıştı. Oyun sonu ekranına geldik arkadaşlar. Bir kestiğim bir yer olacak orada. Çünkü ekran bozuldu mozuldu sandım. Şimdi tekrardan bir 12.9 puanla en iyi benmişim. MVP'si benmişim oyunun. Ama şöyle bir durum var ki hasarım düşük ki bekliyordum zaten. Hani bu birincisi bu build'den dolayı da öyle oldu. İkincisi yani hani bir ara çok fazla boşladım falan ama yine de işlevsellik olarak fena bir oyun değildi. Hasar olarak çok fazla tatmin etmedi. Karşıdaki Vlad'ın yanında bir tane adam olsa muhtemelen oyunu taşırdı. Elinden geleni yaptı o adam da. Bu oyunluk bu kadardı. Normalde taşıdığım oyunları ben genelde yayınlamayı seviyorum veya öyle yapıyorum, öyle tercih ediyorum. Biraz da ADC main olduğumdan dolayı normal bir oyun olduysa benim için o oyun güzel bir oyun sayılmıyor. Taşıdığın oyunlar senin için güzel oyun sayılıyor falan. Hani ADC'ler için ya da belki bütün roller için öyledir ama ben ADC olarak öyle hissediyorum. Bu oyunda tam olarak taşıdım diyemem. Sadece taşımasına takımın yardımcı oldum. Bizim late game'e giden oyunda bütün takıma ganklerle destek vermeye çalıştım ki karşı ormancı 2-9-5'ti. Ben elimden geleni yaptım. Bu videoluk bu kadardı. Diğer videolara göre beni çok fazla tatmin etmese de yine de içeriktir diyelim arkadaşlar. Yarın öbür gün benim izin günüm, o yüzden daha fazla video çekme şansım olacak. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hikaye videolarına bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.